Merhaba arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz olta makinesi ustaların sararken rastgele sarmasından dolayı kaynaklaşan bir şey. Bunlar için şeye gidiyoruz, oltacıya gidiyoruz. Olta yapanlara gidiyoruz. Ve bunlar için bir miktar para ödüyoruz. Ama bunun ben yapılışını göstereceğim size. Nasıl sarıldığını, misilden nasıl kurtulduğunu. Buradaki kalamar şeyini görüyorsunuzdur. Bunu çeviriyoruz ve açıyoruz yavaş yavaş. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar şöyle açıyoruz. Görüyorsunuz şu anda. Evet. Bunu çıkarıyoruz. Biraz uzun çeviriyorsunuz bunu. Gördünüz. Şöyle bir şekilde içinde görüyorsunuz. Şöyle bir şey işte. Burada makinenin içine sararken problem yaşadığımızdan dolayı bunun içine sarıyor. Bunun için oltacıya gitmeye gerek yok bence. Bunu bu şekilde açıyorsunuz. Misineyi kurtarıyorsunuz tabii ki bu arada. Bunları vidasını, şurada bir vidası var görüyorsunuz. Somonu var. Somonu da böyle çıkarıyorsunuz. Bunları da böyle çıkarıyorsunuz. Burada üç parçası böyle görüyorsunuz. Bunu da buradan çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Ben fazlalığını şöyle çıkardım. Görüyorsunuz. Bu makineyi açıp kapattıkları yer salarken. Misineyi makinenin tamamen içine alınmış vaziyette. Görüyorsunuzdur muhakkak. Bunu için bir şeye gitmeye gerek yok. Tamirciye. Çünkü bunun için bir mevla alacaklar sizden. Bunları aslında bu videoyu çekmemin sebebi sizin bundan bir şeyler öğrenebilmeniz. Bunu buradan kesebilirsiniz. Bunu açmakla uğraşmayacaksanız eğer gerek yok. Bu kol oynuyor görüyorsunuz. Bu tamamen çok basit bir şey bu aslında. Bunun burada bir aparatı var. Bunu çevirdikçe bu kol oynamasını kaldırır. Yani öbür türlü bu kolu aslında toplayıp çantanıza, arabanıza bir yere rahatlık koyabilirsiniz dedikten yapılmış bir sistem bu. Ama bunu vidasını buradan sıktığınız zaman görüyorsunuz burada şu anda vidasını sıkıyorsunuz. Sıkınca bu kolu sabitliyor. Şöyle bu şekilde daha kolay kolay bir şey olmuyor. Arada bir belki siz yapamayabilirsiniz ama şöyle bir şey var. Bunun gres yağı var. Gres yağıyla bu vidaları yerinden sökerek şurada görüyorsunuz vidalarını. Bunun içinde bir bilyası var. Çok net görülebiliyor bilyalar galiba sanırsam. Bunun bilyasını çok az miktarda gres yağı, makine yağı filan sürebilirsiniz. Sürdükten sonra bu daha iyi çalışır, pozisyona gelecek. Daha güzel çalışır. Şu anda makinemiz zaten düzgün çalışıyor, güzel çalışıyor. Şu anda bunu yapmamıza gerek yok. Ben sadece misinenin, takılmış misinenin size şeyini gösterdim. Görüyorsunuz şu anda. Bunu toplarken de çok basit. Bu bir aparatı var. Aparatını şöyle takıyorsunuz.
bunu buraya. Çok rahatlıkla. Taktıktan sonra bunu şöyle bir sistemi var. Bunu takıyorsunuz böyle bu şekilde tekrardan. Sonra bunu somunu buraya sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar. Çok basit. Bunun çıkmasını engellemesi için yapılan bir sistem. Bunu sıktıktan sonra arkadaşlar şu dişli sistemi var. Bunu çevirebilmesi için. Bunu da takıyorsunuz. Şu şekilde. Bunu taktıktan sonra şurada bir küçük bir conta gibi bir şey var. Bunu takıyorsunuz. Yukarı kaymaması için yani bu. Dişlinin. Sonra da bunu tekrardan yerleştiriyorsunuz. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz bunu. Bunu yaparken de ben size göstermek için şey yapıyorum. Bunu yaparken kesinlikle evet arkadaşlar bunu takarken de bu şekilde takıyorsunuz. Taktıktan sonra bunu vidayı çeviriyorsunuz. Vidayı çevirdikten oturduktan sonra bir karga burun yardımıyla bunu açıyorsunuz. Sıkıştırdıktan sonra bunu iyice. Sonra bu aparatını takıyorsunuz. Sıkıştırmak için contasını takıyorsunuz. İşlem bu. Sonra da bu kafayı alıyorsunuz. Karıştırmamak şekliyle bu kafayı tekrardan içine yerleştiriyoruz. Sistem bu. Sonra bunu kapatmış olduğumuz şeyi kalamar vidasını tekrardan yerine takarak sistemimiz bu. Çok basit. Bunu sarmamak için bir daha tekrardan misine biliyorsunuz. Alttan geçirmeniz lazım bunu. Bu şekilde geçiriyorsunuz. Sonra bunu sarabileceğiniz şekilde sarıyorsunuz. Çok basit bir sistem. Bunu arkadaşlar mümkün olduğunca bu tür şeyleri öğrenmeniz lazım. Yani bunun için tamire gitmesine gerek yok. Evde de çok iyi rahatlıkla ayarlayabilirsiniz bunu. Bunu misineyi çekebilmek için yapıyorlar. Kilidi bu. Bunu kapattığınız zaman, açtığınız zaman bunu kapattığınız zaman misine daha dönmez, geri gitmez yani. Bunu açtığınız takdirde misine dönebiliyor. Bu kilit gibi bir şey düşünün yani. Anlatmak istediğimi bilmiyorum. Anlatabildim mi size? Yani bunlar için boşuna tamirciye gitmenize gerek yoktur diyerekten düşünüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videolarımda size daha değişik bilgiler vermeyi düşünüyorum.